Bir süre söyleyeyim, ben fotoğrafı bulmadım. Zaten fotoğrafın içinde doğdum diyebilirim. Çünkü ailemin benden bir iki kuşak daha öncesinde, babamda da babamın babasında da fotoğrafla ilişkisi var. Ben fotoğraf çekerken mutlu oluyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bir de bunları başkalarıyla paylaştığımda onlardan gelen tepkiler galiba biraz da beni bu tarafta hala diri tutuyor. Burada ben fotoğrafçı olmak isteyenlere, bakın tekrar söylüyorum, fotoğrafçı olmak isteyenlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Elinizdeki kamera fotoğrafı eğer kendi kendine çekiyorsa burada sizin katkınızın miktarını düşünün. Yani siz eğer doğru, net, doğru kadrajdan bir fotoğraf elde etmekten mutlu oluyorsanız bunu teknoloji ilerledikçe daha kolay yapacaksınız. Ama fotoğrafın burası biraz daha şöyle, burası biraz daha böyle olsun diye. Örneğin aynı ışık miktarında farklı diyafram enstantane seçenekleriyle başka fotoğrafların ortaya çıkabileceğini düşünürsek eğer fotoğrafa siz ne kadar çok müdahale ediyorsanız, yani ayarlarını siz ne kadar çok yapıyorsanız, fotoğraf o kadar çok sizin fotoğrafınız olur. Merhaba, hoş geldin. Abdullah Sezgin. 1957 yılında Trabzon'da doğdum. İlk orta yüksek eğitimimi Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Bir 15 yıl kadar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalıştım. Yüksek lisansımı, doktoramı tamamladıktan sonra 1993 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin kuruluşuyla beraber buraya taşındık. Eşim de meslektaşım zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben fotoğrafı bulmadım. Zaten fotoğrafın içinde doğdum diyebilirim. Çünkü ailemin benden bir iki kuşak daha öncesinde, babamda da babamın babasında da fotoğrafla ilişkisi var. 1920'li yılların sonlarından itibaren elimde onların çektiği fotoğraflardan oluşan bir arşiv var. Dedem saatçi, ince işlerle uğraşıyor, saatçi ve gözlükçü. Babamla beraber çalışıyorlardı. Ardından dedemin ölümünden sonra babam tamirat işlerine devam ediyor. Her türlü elektrikli veya mekanik malzemeleri. Ama ağırlıklı olarak da fotoğraf makinelerini. Ben böyle bir ortamda doğdum. Doğduğum ortamda yani evdeki herkes karanlık odaya gidiyordu zaten. Dolayısıyla bir anlamda fotoğrafın içinde doğdum diyebilirim. Ama ilgi olarak derseniz burada tabii ki önümdeki büyüklerimin, abilerimin ama özellikle babamın bende çok büyük bir şeysi var, etkisi var veya taklit etmeye çalıştığım bir kişilik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi fotoğrafın tanımını yapmak şöyle bir şey. Fotoğraf yaşamdan bir kesit almaktır aslında. Ama hani Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığınız zaman fotoğrafın tanımında işte ışığın marifetiyle ışığa duyarlı yüzeyler üzerine bir görüntünün resmedilmesi ya da kaydedilmesi gibi bir tarifi var. Ama ben olayı biraz daha bir adım daha geriye gelip bakacağım. Çünkü fotoğrafın içerisinde bence daha çok şey var. Fotoğraf mesela yaşamda bütün hepimiz yaşadığımız ortamda bir takım hacimleri kaplıyoruz. Yani genişlikler, yükseklikler, derinliklerin olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bir de zaman işlevi var. Yani biraz sonra görüntüler biraz öncekinden farklı olabiliyor. Bunu da sayacak olursak belki dört boyutlu bir zamanda yaşamamıza rağmen biz fotoğraf ile bunun sadece iki boyutunu kağıda geçiriyoruz veya resmediyoruz. Dolayısıyla burada fotoğrafçıya da düşen bir şey var. Bu üçüncü boyutu ve zamanı hissettirebilmek. Fotoğraf belki kendi başına, tek başına bir sanat olmayabilir. Ben öyle düşünenlerdenim ama fotoğrafta sanat yapılabilir, bunun farkındayım. Yani sanatın ölçebileceği bir takım tartılara koyulabilecek ürünler ürettiğiniz sürece sizin yaptığınız fotoğraf sanatı olabilir. Şimdi burada hayır, öyle bir tema kullanmıyorum. Bir kere ben fotoğraf çekmeyi seviyorum. Fotoğrafı çekerken hele de planladığım bir şeyi çekebilirsem, yani önceden kurguladığım bir şeyi çekebilirsem bu durumda kendimi çok mutlu ve bir anlamda başarılı hissediyorum. Ama bu şu anlama gelmesin. Mesela doğa fotoğrafı ya da manzara fotoğrafı ya da yakın çekim makro fotoğrafı biraz fazla ilgimi çekiyor galiba. Çünkü ben fotoğrafı birazcık doğanın içerisinde bulunmak için, yaşamak için bir bahane olarak da kullanıyorum galiba. Ama bu şu anlama gelmesin. Ben portre fotoğrafı da çekiyorum ya da gece fotoğrafı uzun pozlama da çekebiliyorum. Çekmek istiyorum. Ya da natürmort gibi ya da still life diye daha çok güncel ismiyle söyleyeyim. Tür fotoğraflar da çekebiliyorum. Ama işlerinde tabii illa da bir şeyi tercih et derseniz bilmiyorum galiba yakın çekim fotoğraflar, makro fotoğraflar beni biraz daha büyülüyor. Çünkü içine girdiğiniz zaman dışarıdan görmediğiniz şeyler var içinde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fotoğraf çekerken ki bir fotoğrafçıya da övdümdür. Öncelikle bilinçli yapıyorsanız bu işi planlı yapmalısınız da aynı zamanda. Yani eğer hedefinizde belli bir çalışma, belli bir proje varsa, belli bir fotoğrafı üretecekseniz onu öncelikle kafanızda bir oluşturmalısınız. Bu bir kareden mi, çok kareden mi oluşacaksa bu çalışma. Ardından o şartları oluşturup o fotoğrafı elde etmeye çalışmalısınız. Beni mesela ilk zamanlar hep şöyle bakıyordum. Diyordum ki ya ben işte artık unutmaya başladım. Ya şuraya da gitmiştim, buraya da gitmiştim. Hadi onun da görüntüsü benim elimde bulunsun da sonradan da hatırlayayım diye. Yani bir takım anıları
biriktirmeye başlıyorduk ama o olay sadece öyle değil. Dolayısıyla ben fotoğraf çekerken mutlu oluyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bir de bunları başkalarıyla paylaştığımda onlardan gelen tepkiler galiba biraz da beni bu tarafta hala diri tutuyor. Ben biraz tarihe de gideyim. Geçmişe giderek biraz bağlantı yapmak istiyorum. Az önce de konuştuk. Babam benim fotoğraf makineleri tamir ediyordu. Yani tamirciydi aynı zamanda. Dolayısıyla bu dönemde ben fotoğraf makinalarıyla ilgili çok ciddi bir şey sahibi de oldum. Yani fotoğraf makinalarının teknolojik gelişimi, yaşım da müsait buna biraz. Fotoğraf makinalarının teknolojik gelişimini de izleyebildim. Değişik modelleri, değişik türleri de görebildim. Sağlamını, bozduğunu. Buradan da şuraya geleceğim. Fotoğraf aslında o kadar zor bir şey değil. Yani fotoğrafta belli, iyi bir fotoğraf için beklenen, bir fotoğrafçıdan beklenen birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi efendim fotoğrafın ışığını doğru kontrol etmektir. Yani aşırı parlak veya aşırı karanlık olmaması. Yani daha doğrusu doğru ışık. Bu birinci ölçüdür. İkinci ölçü odaklamak ya da netlemektir. Yani fotoğrafın gerektiği yerlerinin ama çok ama az ama tümünün net olup olmaması fotoğrafçıdan beklentidir. Ve üçüncüsü de fotoğrafın içerisinde yer alacak olan unsurların ki biz bunu kadraj diye tarif ediyoruz. Kadraj da doğru kadrajlayarak fotoğrafı kendi başına doğru bir biçimde ortaya çıkarılmasıdır. Şimdi bunu yapabilmek için neler gerekiyor? Bunun için bir makine gerekiyor. Bu makine eski model bir makine olabilir. Analog film çeken bir makine olabilir. Ya da günümüzdeki elektronik sayısal fotoğraf makineleri ya da cep telefonları ya da işte ne bileyim insansız hava araçları, dronlar veya buna benzer işte bir takım aksiyon kameraları gibi çok çeşitleri var. Burada ben fotoğrafçı olmak isteyenlere, bakın tekrar söylüyorum, fotoğrafçı olmak isteyenlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Elinizdeki kamera fotoğrafı eğer kendi kendine çekiyorsa burada sizin katkınızın miktarını düşünün. Yani siz eğer doğru, net, doğru kadrajdan bir fotoğraf elde etmekten mutlu oluyorsanız bunu teknoloji ilerledikçe daha kolay yapacaksınız. Ama fotoğrafın burası biraz daha şöyle, burası biraz daha böyle olsun diye. Örneğin aynı ışık miktarında farklı diyafram enstantane seçenekleriyle başka fotoğrafların ortaya çıkabileceğini düşünürsek eğer fotoğrafa siz ne kadar çok müdahale ediyorsanız, yani ayarlarını siz ne kadar çok yapıyorsanız, fotoğraf o kadar çok sizin fotoğrafınız olur. Cep telefonu şeysine, fotoğrafçılığına çok fazla ne diyelim detaylı olarak bulaşmadım ya da o konuda çok uzman bir kişi değilim. Ya da çok şey bilmiyorum ama şunu biliyorum ki daha pratik ürünler elde edebiliyoruz. Daha net, daha keskin görüntüler elde edebiliyoruz ve bu da bizi mutlu ediyorsa bir sorun yoktur. Ama ben fotoğrafın size ait olmasının hazzını yaşamanızı isterim. Yani evet, Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği 2000 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nin sürekli eğitim merkezinde bir fotoğraf kursu, fotoğraf eğitimi düzenlenmişti. Bir öğretim üyesi hocamızla bir de profesyonel fotoğrafçı bir abimizin işte değişik konuları anlattığı bir eğitimdi. Ben o eğitimin içinde yoktum. Bu eğitim tamamlandıktan sonra bu 2000'in işte Nisan'ı Mayıs'ı gibi oluyor galiba. O eğitime katılan arkadaşların bir bölümü dağılmayıp ayrılmayıp ya biz bu etkinlikleri beraber sürdüremez miyiz? Yaptıklarımızı birbirimize paylaşmaya devam edemez miyiz? Birbirimizden hala öğreneceğimiz şeyler var noktasında böyle bir düşünce oluşturmuşlardı. Bu bilgi bir şekilde benim de işlerine karışmamı sağladı ve o arkadaşların da şeysiyle beraber, birlikteyle beraber biz yaklaşık 1-1,5 yıl yani 2000 yılının işte yazıyla 2021'in sonuna kadar böyle bir adı olmayan bir topluluk olarak sağda solda bir takım aktiviteler yaptık. Daha sonra artık dernekleşmemiz gerektiğine karar verdik ve o ekiple beraber gittik Dernekler Şube Müdürlüğü'ne müracaatımızı yaptık o zamanki adıyla ve 2 Şubat böyle bir kendimize de sevimli bir tarih seçtik. 02-02-2002 tarihinde Samsun Fotoğraf Derneği'ni kurduk. Bu derneğin kuruluşu hikayesi bu. Ondan beridir hemen hemen hiç aksatmaksızın pandemi hariç tutuyorum. Değişik yerlerde çünkü bir mekanımız hiçbir zaman bize ait olmadı. İnşallah önümüzde zamanda olur. Değişik yerlerde her hafta etkinlikler yaptık. Bunlar düzenli salı toplantılarıydı. Her salı mutlaka ya bir konuğumuz oldu ya içimizden bir arkadaşımızın aktivitelerini yaptık ya bir sergi hazırlığı oldu ya gösteri çalışması yaptık ya eğitimler yaptık ki bu eğitimleri çok önemsiyorum onu söyleyeyim. Bu çalışmaları sürdürdük. Bunu ilk başta hatırlayanlar vardır belki Lise Caddesi üzerinde Gazi Kültür Merkezi diye bir pasaj vardı. Bir dönem onun ortak mekanını kullandık. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın bir koridorunu bize tahsis ettiler. Birkaç yıl orada aktivite yaptık. Sonra orası onlara gerekti. Anakent İş Merkezi'nin ikinci katında bir mekanı belediyenin boş duran bir mekanını kullandık. Sonra onun yan tarafına transfer olduk. Sonra da
Yaklaşık 10 yıl kadar önce de Çiftliğinin arka sokağında Levent Özaltay sokak üzerinde bir apartman dairesini kiraladık ve orada etkinliklerimizi sürdürdük. Ancak pandemi ortaya çıkınca tamamen keyif için, tamamen hobi için yapılan bir çalışma olan derneğimizin çalışmaları da kesintiye uğradı. Bu süreci yaklaşık 2-2,5 yıllık süreci de Zoom toplantıları şeklinde yine aksatmadan, ki bunların büyük bir kısmı YouTube sayfamızda da kayıtlı zaten, aktivitelerimizi sürdürdük. Buradan şunu söyleyebilirim gün itibariyle, an itibariyle. Bu ay içerisinde, bu ay bitmeden inşallah, biraz daha uzak şey yaparak, Atakum'a doğru kayarak yeni mekanımızda artık yüz yüze etkinliklerimize başlıyoruz ve bundan sonra da tüm fotoğraf meraklılarını adresimize. Şu anda kayıtlı 63 tane evimiz var. Bunların bir kısmı üyelik bağlarını kopartmadılar ama kent dışında yaşayanlar var. Aktivitelere zayıf katılanlar var ama şu anda üye durumumuz böyle. Ne tür etkinlikler yapıyoruz? Bizim bir fotoğraf derneğinin en çok yaptığı şeylerden bir tanesi gösterilerdir, fotoğraf gösterileridir. Bunlar üye arkadaşlarımızın çalışmaları olabilir, konuklarımızın çalışmaları olabilir. Efendime söyleyeyim. Onun dışında fotoğraf sergileri yapıyoruz. Düzenli olarak pandemi öncesinde her yıl mutlaka bir ilkbahar bir sonbahar sergimiz oluyordu. Bunu birisini Mayıs-Haziran gibi bir dönemde, diğerini Kasım-Aralık gibi yapıyorduk. Ve bunlar başlangıçta serbest olmasına karşın daha sonraları belli bir temayı, belli bir konuyu içeren, işte örnek verecek olursak ne bileyim çocuk fotoğrafları sergisi gibi ya da işte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. yılında yaptığımız gibi işte 100. yılda kentimizin yüzleri isimli 100 parçadan oluşan bir fotoğraf sergisinde olduğu gibi ya da işte ters ışık gibi bir konuda yapıyoruz ve bunlara devam ediyoruz, edeceğiz de. Bunun dışında ne yapıyoruz? Bunun dışında fotoğraf çekim gezileri yapıyorduk üyelerimizle kısıtlı. Üyelerimizle beraber günlük ya da günübirlik olması hafta sonluk, bazen de Doğu Karadeniz'e falan gidersek belki 4-5 günlük bir haftalık geziler yapıyorduk. Onlar maalesef çok sekteye uğradı ve derneğin en önemli yapışkanlarından, zamplarından bir tanesi bu geziler. Ve eğitim tabii ki. Eğitim konusunda da bugüne kadar hemen hemen yılda 2 veya 3 kez eğitimlerimiz oluyordu. Bunları yüz yüze derneğimiz mekanında yapıyorduk. Yaklaşık 20 saatlik yani bir böyle bir paket program ki belki birazdan bahsederiz. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun içerisinde de bu konuda bir çalışma yapılmakta. Biz de orada aktif olarak görev alıyoruz. Şimdi öncelikle fotoğraf çekerken bilgili olmak gerekiyor. Yani fotoğraf konusunda bir şeyler okumak mutlaka önemli. Fotoğraf izlemek önemli. Ama belki biraz sabırlı olmak da gerekiyor. İyi bir fotoğraf elde edebilmek için az önce konuştuğumuz gibi fotoğraf makinenize, kullandığınız kameraya hakim olabilmeniz lazım. O konuda dediğim gibi belki biraz bilgi, belki deneyim var. Belki biraz bakma ve görme konusu üzerinde durmak lazım. Yani bakmakla görmek hani hep konuşulur, birbirinden farklı şeylerdir denir. Fotoğrafik olarak değerlendirecek olursak ben de şöyle bir tanım yapabilirim belki. Bakmak, bakışları belli bir yöne doğru yönlendirmek demektir bence de. Ama görmekte şöyle bir fark var. Görmek baktığımız yerdeki şeyleri sadece fark etmekten öte belki onlar arasındaki ilişkiyi kurabilmek, onları anlamlandırabilmektir de aynı zamanda. O yüzden bir fotoğrafçının az önce bahsetmiştim. Mesela şöyle bir slogan var. Bir fotoğrafçı kadraja aldığı veya almadığı her şeyden sorumludur. Yani bir fotoğraf ortaya çıkarttığınız zaman keşke bu da konunun içinde olsaydı veya keşke burayı dışarıda bıraksaydım ya da şurayı kadraja almasaydım dememek adına belki bunları önceden planlamak lazım. O yüzden fotoğraf çekerken tekrar söylüyorum, bolca okumak, bilgi sahibi olmak, emek vermek, çaba göstermek, tabii ki belki biraz da teknik destek yani kamera sahibi olmak anlamında söylüyorum. Tabii kendi bütçenize göre böyle çok büyük rakamları
kastetmiyorum katiyen. Çünkü fotoğrafın temeli çok basit zaten. Ve ondan sonra da bir görüş açısına sahip olmak. Yani fotoğrafa ya da konuya yöneldiğiniz zaman orada çekmek istediğiniz fotoğrafı ayıklayıp çıkarabilmektir aslında belki. Hatta fotoğrafa bir ayıklama sanatıdır diyenler de var. Şöyle söyleyeyim, fotoğraf eğer yaşantımıza girmişse, ki çokça yer alıyor artık. Bir, eskiden şöyle bir şey vardı, yine eskiyi konuşmak zorunda kalıyorum ama özellikle slide filmi çektiğimiz dönemlerde biraz negatife göre daha bütçeli oluyordu harcamalarımız. Fotoğrafı çok daha özenerek bezenerek çekiyorduk. Yani evimizdeki malzeme tükenecekti. Bu işte her bakımdan problemdi. O yüzden hani 40 defa ölçüp bir defa bitiyorduk vesaire. Şimdi yeni teknolojinin, dijital fotoğrafın, cep telefonlarının vesaire vesaire bize verdiği şöyle bir olanak var. İki tane önemli olanak var. Bunlardan bir tanesi, fotoğrafı çektiğimiz anda arkasından ekranına bakarak veya işte monitörde bunu izleyerek anında fotoğrafımızı okuyup, değerlendirip varsa bulduğumuz hataları düzeltmek için tekrar kaldığımız yerden devam edebilme şansımız var. Bu fotoğrafın, sayısal fotoğrafın bize getirdiği çok önemli bir artı. Ama bu bir de şunu getiriyor bize. Ben arda arda çok sayıda fotoğraf çekeyim, gider evde bunlardan bir tane en iyisini seçerim. Yani bu seri çekim fotoğrafını kastetmiyorum. Çek, 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 çek. Bu arada bu fotoğrafların eğer 99 tanesi saklanmamak adına çekiliyorsa bu bence iyi bir teknoloji, iyi bir destek değil. Yani söylemek istediğim şey şu, sayısal teknolojiyi olumlu yönlerinde kullanalım ama bizi tembelliğe de itmesin diye düşünüyorum. Fotoğrafa düşkün olan herkesin sadece ve sadece, bir şey daha söylemek istiyorum, pek konumuzun içinde değil ama benim öyle bir gözlemim de var. Fotoğraf yarışmaları var günümüzde çok fazla. Bu fotoğraf yarışmaları ve özellikle fotoğraf ödülleri fotoğraf çeken arkadaşlarımızı, dostlarımızı, özellikle yeni heyecanda olan arkadaşlarımızı biraz daha hırslı, heyecanlı, hatta zaman zaman belki agresif de yapıyor. Ben o konuda biraz kaygılıyım. Yani fotoğrafın güzelliğini belki ödüller biraz bozuyor. Özellikle maddi anlamda ve yüksek ödüller biraz bozuyor. O yüzden ben kendimce derim ki eğer bir fotoğrafta bir fotoğrafçı olarak yarışacaksanız ne olur lütfen sadece kendinizle yarışın. Yani daha önce çektiğiniz fotoğrafı alın, bakın, beğenmediğiniz yerlerini gidin düzeltin, yeniden çekin ve siz bir öncekinden daha iyisini çekmeye çalışın. Onunla bununla yarışarak ve bir yarışmada fotoğrafınız seçilmedi, ödül kazanmadı diye kahretmeden, çünkü böyle bir şey yok yani. Bu ödül kazanamadığın fotoğrafçıların fotoğrafçı olmadığını ya da kötü fotoğrafçı olduğunu göstermiyor. Ya da fotoğrafınız ödül kazandı diye kendinizi başka bir uzaylı insan olarak görmeyin lütfen. Fotoğrafı fotoğraf çekmek için, mutlu olmak için, keyif almak için çekin ve yarışacaksanız da sadece kendinizle yarışın bence. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Thank you.